İletişim dünyamız. Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, bu programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Gani Marvas yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim klinik psikolog Büşra Bozkurt Hanım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim, görmeyeli? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de teşekkür ediyorum, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Yine sizi yorduk buralara kadar. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Sağ olun efendim. Evet, bugün yine güzel bir konu. Mutluluk psikolojisi diyoruz. Bütün dinleyicilerimizin mutlu, saadetli, huzurlu, sağlıklı olmalarını da diliyoruz bu arada. Evet, mutluluk psikolojisi üzerine konuşacağız bugün sizinle hocam. Nasıl başlayalım? Mutluluğu nasıl tarif ederiz? Öyle başlayalım. Tabii. Buyurun. Ben bir konuyu zaten başlarken tanımların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şeyin ne olduğunu, olması gerekiyor mu? Ya da bizim için anlamı ne? Bunu anladıktan sonra o konular, kavramlar biraz daha oturuyor bizim zihnimizde. Mutluluğun tanımından başlayalım. Şimdi mutluluk öyle bir kavram ki kişiden kişiye göre tanımı değişir. Evet. Sizi mutlu eden durumlar başkadır, beni mutlu eden durumlar başkadır. O yüzden ben bugün bir Büşra'cısıyla başlayayım. Bana göre yani bu sıralarda benim en sık kullandığım tanım insanın fıtratına uygun yaşayabilmesi. Hı hı. Yani mutlu olmamız için öncelikle fıtratımızı tanımamız gerekiyor. Varlığımızı, kendimizi tanımamız gerekiyor. Beni neler mutlu eder? Ben nelerden hoşlanırım? Dediğim gibi bunlar kişiden kişiye göre değişen kavramlar olduğu için öncelikle ister anlamda ister dönüşü bir sağlamak lazım mutluluk için. Şimdi öyle bir sistemde yaşıyoruz ki biz şu anda sistem bize diyor ki sürekli mutlu olmaya çalışmalı. Sürekli mutlu olman gerekiyor. Bir sahte mutluluk arayışı var hepimizde. Bugün bir kitapçıya gittiğimizde o en çok satanlar kısmında hep şu kitapların olduğunu görürüz. Mutlu olmanın 10 yolu ya da en kısa nasıl mutluluğa kavuşuruz. O kitapların içeriklerine baktığımızda anı yaşa, tüket, işte sadece kendini önemse, diğerlerini boş ver. Bu tarz kavramların olduğunu görürüz. Aslında tam tersi olarak bize mutluluk adı altında mutlu olmanın yollarını bu şekilde olduğu söylenirken hazlar dayatılıyor. Bizler fıtratımız bunlara müsait değil. Mutluluk bizim için aslında bunlar demek değil. Hep mutluluk peşinden koşmak bize mutluluk sağlamayacaktır. Aslında mutluluk yaşam öykülerimizde bir amaç değil, bir araçtır. Çünkü yaşam bir şekilde gidecek, ilerleyecek. Eğer ben mutluluğu nihai amaç olarak hedeflersem her zaman peşinden koşmam gerekir ve bu da beni aslında mutsuzluğa sürükler. O, ben fıtratıma uygun yaşarken ödül olarak hissettiğim bir duygudur. Bu arada her zaman da olmak zorunda değil. Bunları zaten ileride konuşacağız. Hı hı. O yüzden de has peşinde koşan varlıklar haline gelmememiz gerekiyor. Çünkü bizler insan olarak diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğimiz hazların bizi rahatsız ediyor olması. Diğer canlılara baktığımızda onlar bundan rahatsızlık duymaz ama bizler hazlardan rahatsızlık duyarız. Bizlerin amacı mutlu olmaksa eğer bu anlık yaşamalar, bu tüketmeler gibi haz duygusuyla mutluluğu ayırt etmemiz gerekiyor. Hep kimler dediniz hazdan rahatsızlık duyar? Biz insanlar. Çünkü biliriz ki haz biter. Yani şöyle bir durum var. Bizler şimdi hep mutluluğu işte başarılı olursam mutlu olacağım. Hı hı. Zengin olursam mutlu olurdum. Ya evet. Da okuldan mezun olayım mutlu olacağım. Evlenirsem mutlu olurum. Hep bir amaç gibi görüyoruz ya. Aslında mutluluk dediğimiz şey kavramları değiştirmemiz lazım. Mutlu olursam başarılı olurum. Mutlu olursam ben zaten çok zengin bir insanımdır. Ya da mutlu olursam ben zaten ileride iyi yerlere gelirim. Kavram değişikliği yapmamız gerekiyor. Bu yaşam bir şekilde ilerleyecek. Mutluluk duygusu bizim için o sonucunda varmamız gereken bir duygu değil. Yaşarken, fıtratıma uygun bir şekilde yaşarken an be an hissettiğim bir duygudur. O yüzden de bir amaçtan çıkarmamız gerekiyor mutluluğu.
fıtratımızı tanıyacağız. Beni neler mutlu eder? Şimdi dediğim gibi beni mutlu eden durumlar farklıdır. Sizi mutlu eden durumlar farklıdır. Benim fıtratıma uygun davranmam için öncelikle bir tanımam gerekiyor kendime. Kendimi okumam gerekiyor. O yüzden de bunu okuyup kendime dönüp mutlu olduğum anlarla beraber anları çoğaltmam gerekiyor hayatımda. Kendimizi iyi tanımamız lazım. Kesinlikle öyle. Bu sadece mutluluk için de geçerli değil bu arada. Bütün duygular için geçerli. Korkuyu da koyabiliriz buraya, kaygıyı da koyabiliriz. Benim duygularımı tanımam için öncelikle bu duyguların altında yatan nedenlere bakmam gerekiyor. Bunun için de kendimle bir iletişimde olmam gerekiyor. Bir başkasını tanıdığım gibi kendimi tanımam gerekiyor. Çok kadim bir öğretidir zaten kendini tanımak, nefsini bilmek. O yüzden de aslında mutluluk dediğimiz şey kapitalist sistemin bize dayattığı işte suratlarımız her zaman gülsün değil aslında. Acıdan kaçmak değil aslında. Kendi özüne, hakikatine sadık olabilmek, fıtratımıza uygun yaşayabilmek, kendi anlamının peşinden koşabilmektir bizim için mutluluk. Yani aslında bir içsel huzur arayışıdır diyebiliriz bunu. Bu şekilde isimlendirebiliriz. Mutluluk arayışı mutluluktan çok daha önemlidir, kıymetlidir bizim için. Çünkü bu yolsa eğer, bu yollarda ara ara hissettiğimiz bir duygudur mutluluk. Ve biz hep her zaman bunun arayışı içinde oluyoruz. Evet. Mutluluktan söz ettiniz, hazdan söz ettiniz. Haz ile mutluluk arasındaki farklar nelerdir? Bunları biraz ayırt edelim. Tabii ki. Şimdi bizler hazla mutluluğu aynı şey olarak düşünüyoruz. Zannediyoruz ki haz aldığımız şeyler bizi mutlu ediyor. Aslında beynimiz bunun farklı olduğunu farkında çünkü farklı hormonlar salgılanır. Haz aldığımızda dopamin hormonu salgılanır beynimizde. Mutlulukta da serotonin hormonu salgılanır. Aslında beynimiz bunu bilir. Bunların ikisi farklı durumlar. Ama biz insan olarak zannediyoruz ki hazla mutluluk aynı şeydir. İnsan canlısını diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden bir değeri ise hazın bir gün biteceğini bilir. Mesela çok açsınız ve önünüzde açık büfe bir yemek var. Biz onu yerken ne düşünürüz? Ya keşke bitmese. Keşke bir daha aç olsam da. Çünkü çok zevk alıyoruz, çok haz alıyoruz. Ya da hep bir yemek yerken bir sonraki yemeği düşünürüz. Ne yesem acaba diye. Zevk aldığımız için o sırada dopamin hormonu salgılandığı için zihnimizde bunu bir daha yaşamalıyım ben. Bu duygu çok güzelmiş. Bu şekilde olduğumuz için bu da bize neye itiyor? Haz bağımlılığına itiyor. O yüzden aslında bu kadar çok tüketim, bu kadar çok bağımlılıklar söz konusu. Çünkü bir dopamin salgılanıyor zihnimizde. Hedonizm dediğimiz şey de buradan çıkıyor aslında. Mutluluk bir yolsa haz bu yoldaki ara ara uğradığımız duraklardır. Çok tehlikeli yerlere doğru gidebiliyor bağımlılık şeklinde. O yüzden de hazla mutluluk farklı şeydir bizim için. Sürekli haz peşinde koşmak bizi hedonizme iter. Bizi haza bağımlı bir hale getirir dediğim gibi. Bir şeyden zevk aldığımızda, haz duyduğumuzda eğer bu farkındaysan ben şimdi hep diyorum ya kendini okumak, kendine dönmek gerekiyor. Bir şey benim için artık bağımlılık haline gelmişsem orada bir durmam gerekiyor. Mesela bir tüketim, bir alışveriş. En mutlu, en haz aldığınız anı düşünün. Bir şey almak istiyorsunuz sürekli aklınızda. Onu aldığınız anı düşünün. Ne kadar sürüyor oradaki mutluluk? Maksimum birkaç saat. Hadi olsun maksimum 2 saat sürüyor bizim için. İşte bu mutluluk değil aslında. Bu bir hazdır. O yüzden de bunun uzun sürmeyeceğini, hazın bir gün biteceğini zihnimiz bilir. Bu yüzden de bu duyguyu sürekli tekrar etmek ister. Tekrar ettikçe de bizi bağımlı hale getirir. O yüzden de haz konusunda şöyle bir durup düşünelim. Ben mesela bir şeyden çok haz alıyorsam ve bu bana zarar verdiğini farkındaysam bir bakalım bu bir duygu. Duyguların altında düşünceler yatar. Ne düşünüyorum ben bunu alırken? Mesela alışveriş bağımlılığım varsa, bundan çok haz alıyorsam neden ben bu davranışı sergiliyorum? Bu bir davranış, bu bir duygu. Bunun altındaki düşüncelerimi ben keşfettiğimde o düşüncelerimi daha sağlıklı bir şekilde dışa vurabilirim alışveriş yapmaktansa. Evet haz alacağız hayattan. Haz almak da önemli bir duygu. Ama burada önemli olan o itidal seviyeyi aşıp bizim için bağımlılık haline gelmesin. Bağımlılık dediğimiz şey nedir? Olmazsa olmazlarımızdır. Eğer bizim için tüketim olmazsa olmazsa o zaman orada tehlikeli yola girmiştir bu duygu. Her duygu gibi.
O yüzden de duygularımızı belirli seviyede tutmak insan olmanın en zor yanı, en güzel yanı aynı zamanda. Ne yapacağım ben? Evet, bu benim için şu an sağlıksız bir yerde bu duygu. Mesela bir yemek yeme davranışı da olabilir. İşte duygusal yeme dediğimiz kısım da buradan giriyor aslında. Her davranış nasıl bir ilaç fazlası zehire dönüşüyorsa bizim için, güzel olan, sağlıklı olan her davranış, her duyguda o seviyeyi aştığında bizim için zehire dönüşüyor. Hem fiziksel anlamda hem ruhsal anlamda. Şimdi benim görevim ruh sağlığımı, fizyolojik sağlığımı korumaksa, nasıl ki çok yemem, çok şeker tüketmek de mesela çikolata haz, insanda haz duygusu uyandırır. Çok tüketilme ne olur? Bana zarar verir. O zaman ne yapmam gerekiyor? Ben neden bunu tüketiyorum? Tamam, belli bir seviyeye kadar canım istiyor. Buna tamamız. Ama sonrasında beni kendine bağımlı kılıyorsa, o zaman orada altta yatan düşüncelerim neler? Bu düşünceleri keşfetmem gerekiyor. Aslında insanın kendisiyle böyle, nasıl ki geometri, matematik dersine oturur çalışırız ya, kendisiyle bu şekilde alıp çalışması gerekiyor. Duygu durumlarını, düşüncelerini, zihnini okuyabilmesi için. Zihin okuma dediğimiz şey, özellikle kendimiz söz konusuysa, çok zor bir şeydir. Çünkü insan kendi varlığını diğer varlıkları kabul etmekten çok daha zorlanır. Kendi varlığını kabul etmeden de kendiyle iletişime geçemez maalesef. Öncelikle ben varım, ben buradayım, benim de duygularım, düşüncelerim var. Tıpkı çocuğumuzun ki bizim için çok önemlidir ya, aslında kendimizinki de çok önemli. Çünkü biz herkesi yansıtıyoruz, herkesi de kendimize yansıtıyoruz. O yüzden de bu, biz bir aynı görevi görüyorsak kendimizi tanımamız çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Nasıl ki demografik bilgilerimi biliyorum, işte ben Büşra, Trabzonluyum vesaire gibi. Bunları bildiğim gibi güçlü yanlarım neler, zayıf noktalarım neler, sevdiğim şeyler neler, sevmediğim şeyler neler, insanlardan beklentilerim neler benim. Yani bunları bilip karşımdakine aktardığımda da sağlıklı iletişim de buradan geliyor. O yüzden de benim kendimi tanımam, yaşadığım insanları tanımam, onları okuyabilmem, yaşadığım evreni tanımam, tabiatı tanımam, bütün canlıları tanımam. Yani bana ne aslında yapmam gerekiyorsa, görevlerim nelerse bunları bilmem, ama sadece kendi görevlerimi. Bir yandan da çünkü çok fazla şeyi de görev olarak alabiliyoruz. Bunları bilip buna doğrultuda fıtratıma uygun şekilde yaşayabilmem çok önemli. Yani aslında şöyle bir bu soruyu özetleyecek olursak da, hazla mutluluk arasındaki farkı beynimiz çok iyi bilir. Bizim de kendi iç dünyamıza dönüp bilmemiz gerekiyor. Haz aldığım şeyler neler benim? Bu benim için belki bir çanta almak olabilir. Bir başkası için elektronik alet almak olabilir. Çok zevk alıyordur ondan. Ama bunu bağımlılık haline getiriyorsa eğer, bu ona fizyolojik ve ruhsal anlamda zarar verecektir. O yüzden de benim bunları bilip orada bir dur diyebilmem gerekiyor kendime. Evet. Mesela dediniz, açken yemek istemek, canlının yemek istemesi ve bunun sonucunda bir haz duymak. Ama tok olduğumuz zaman veya karnımızı doyurduktan sonra artık o haz bitiyor. İnsan hatta mesela yemek lafını bile edilmesini istemiyor. İyice doymuş olduğunu düşünün. Bunu nasıl ifade ederiz? Aslında o da şuna giriyor. Hedonik adaptasyon diye bir şey vardır. Bir şeyden biz çok zevk alırız, haz alırız ya. O aldığımız hazı maksimum seviyeye çıktığını düşünün. Belli bir süre sonra o duygu tekrar eskisine döner. Biz o hazla adapte oluruz. Şimdi insanoğlu tüm canlılar arasında en uyumlu bir varlıktır. Uyum kapasitemiz bizim çok yüksek. Mesela bir hurma ağacını alın, götürün buzullara koyun, orada yaşayamaz. Ya da bir kutup ayısını alın, Afrika'ya getirin, orada yaşayamaz. Ama insan dediğimiz varlık, bir alın soğuk yerde yaşayan insanı, getirin sıcak yerde yaşayan bir coğrafyaya götürün, orada yaşayabilir. İnsan dediğimiz varlık çok uyumlu bir varlıktır. O yüzden de en ufak bir duyguya bile biz adapte olabiliriz. Bakın, daha demin sizinle konuştuk, pandemi döneminden bahsettik. Pandemi döneminden önce biri bize deseydi ki aylar boyunca evde duracaksınız, çıkmayacaksınız evden dışarı. Hepimiz ne derdik ya, duramayız ki biz. 2 gün, 3 gün anca durabiliriz. Aylar boyunca nasıl duracağız, değil mi? Evet, ama alıştık. Ama nasıl durduk? Hem de bayağı da alıştık. Çıkmak zor oldu hatta bizim için. Sonra çıktık, ona da hemen alıştık. Ya da maske takmak ne kadar zor geliyor şu anda. Ama nasıl alıştık, maskesiz dışarı çıkamıyorduk. Evet. Aslında onun gibi insan gerçekten her şeye uyum sağlayabiliyor. Duygularımız da bu şekilde.
bizim için haz, çok haz aldığımız bir şey, çok mutlu oluyoruz bir anda. Mesela çok açız, yemek yedik, çok mutluyuz. Ama sonra ne oluyor? O haz iniyor. Bitiyor. Normal seviyeye iniyor. Adapte oluruz. Aslında bunun sebebi bu yani. O hazın biteceğini de biliyoruz biz. O yüzden ne diyoruz? Keşke bir daha bunu yaşasam. Bu duygu çok güzelmiş. Evet. Ama mutlu olmuyorsunuz demek ki yani. Karnımız doyunca mutlu oluyoruz mu? Yani karnımız doyunca fizyolojik ihtiyacımız, ne dedik? Fıtrat. Fıtrat da var. Fizyolojik ihtiyaç. Maslow'un bir hiyerarşisi vardır. Piramittir bu. Onları altı basamaktan oluşur. İlk temel der ki Maslow, bu basamakları atla, doyurursan birincisini, ikincisine geçmen lazım. İkincisini doyurursan üçüncüsüne geçmen lazım. İlk temeli, ilk basamağı fizyolojik ihtiyaçları gidermedir. O yüzden de tabii ki de insan olarak fıtratımızda fizyolojik ihtiyaçlarımızı gidereceğiz. Yemek yemek bizi mutlu eder ama ne yapar? O sıradaki bir hazdır, o mutluluktur. Sonrasında ne olur o? Bizim için zararlı bir hale getiriyorsa, doymuş olmama rağmen hala yiyorsam, o biraz başka duygusal yemeğe giriyor aslında. Evet. Yemekle alakalı konuştuk. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu konuda bir hadis-i şerifleri var malum. Acıkmadan oturmayın sofraya. Acıkmadan oturmayın. Doymadan kalkın buyuruyorlar. Evet. Demek ki iyice acıkmak lazım sofraya oturmak için. Yani tok karnına yahut yarı tokken oturmamak lazım. Evet. Evet. Ve doymadan kalkmak lazım. O zaman demek ki mutluluk oluyor. Öyle mi ifade edelim? Evet, aslında orada çok güzel bir irade giriyor devreye. Siz mesela ya da ben, bunu şu an yapmak ne kadar zor bizim için değil mi? Doymadan sofradan kalkmak. İrademizi devreye sokmaya çalışıyoruz aslında biz. Hele de sofrada sevdiğiniz güzel yemekler var. Mesela şimdi Ramazan geliyor önümüzde. Evet. Bizim için ne kadar zor değil mi? Bir çorba içip kalkalım diyebilmek ya da işte az yiyebilmek. Çünkü gerçekten zorlandığımız bir ibadet haline gelebiliyor. O yüzden de orada aslında irade giriyor devreye. Bizim orada irademizi, çünkü insan dediğimiz varlık iradesini kullanabilen bir varlıktır. Gerçekten irade söz konusu olduğunda bunu kullanabiliyorsam ben canlı bir varlığım aslında. Bilinçli olarak yaşayabiliyorsam canlı bir varlığım. O yüzden de orada eğer ben irademi kullanabiliyorsam işte orada haza dönüştürmem ben. Gerçek bana ne kadar yetiyorsa, fizyolojime ihtiyacımı ne kadar çok giderebiliyorsam onu gideririm, kalkarım. Aslında olması gereken tam da bu şekilde. Evet. Hazda dediğiniz dopamin hormonu salgılanıyor. Mutlulukta serotonin. Bunu nasıl fark ediyoruz yahut bunların ayrıcı özelliği nedir? Yani bunu biz işte insan olarak fark edemiyoruz. Zannediyoruz ki ben bu çantayı alırsam eğer ya da işte çok aklımda olması gereken bir hayalimdeki arabayı alırsam eğer bu beni çok mutlu edecek diye düşünüyoruz. Halbuki orada o arabayı aldığım an benim için o dopamin hormonu salgılanıyor. Zihnim, beynim bu şekilde. Fıtrat bu aslında. Ama ben eğer biliyorsam ki ben zaten mutluyum. Arabam olsa da mutluyum. Olmasam da mutluyum. Bu şekilde hayatımda, ama şu kalem. Bu kalemi ben mutlu olduğum için ekstra aldığımda zaten bu bana mutluluğumu eşlik eden bir şey oluyor. Serotonin salgılanıyor. İşte dedim ya, bir araç değil, amaç olarak koyursam eğer ben hayatıma, işte şunu yaparsam mutlu olacağım gibi. Eğer sonundaki amacım benim mutluluksa orada işte problem yaşıyoruz biz. Evet. Aslında o bir araç. Ben zaten mutluysam işte okurken de mutlu olurum, evliyken de mutlu olurum, bekarken de mutlu olurum, anneyken de mutlu olurum, babayken de mutlu olurum. Çünkü ben zaten mutluyum. Ama eğer ben zaten mutsuz biriysem ne bir kurum beni mutlu eder, ne bir kişi beni mutlu eder, ne de bir ünvan, ne bir rol beni mutlu eder. O yüzden de mutluluk dediğimiz kavram bir kurumun bize verebileceği ya da bir insanın bize verebileceği bir şey değil. Bu tamamen içsel yolculuk, içsel hakikatle ilgili bir şey. Bazı kişiler doğuştan mı serotonin hormonu salgılamıyorlar vücutları? Bu geldi şimdi aklıma. Evet, bunu aslında değineceğiz. Genetik faktör var. Öyle mi? Genetik faktörümüz önemli bizim için. Evet. Onu konuşacağız. Konuşacağız, evet. Tamam, bundan sonraki bölümde diyelim ona. Evet. Şimdi bir ara verelim hocam. Tamamdır. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, klinik psikolog Büşra Bozkurt Hanım'la beraberiz. Kendisiyle mutluluk psikolojisi üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, klinik psikolog Büşra Bozkurt Hanım'la beraberiz. Kendisiyle mutluluk psikolojisi üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, bundan önceki bölümde en son haz ile mutluluk arasındaki farkları sormuştuk, anlattınız. Mutluluk ile mutsuzluk gibi iki zıt kavramı nasıl dengede tutabiliriz? Evet, insan olarak nasıl yaparız bunu? İnsan olarak zaten dengede tutmak üzere aslında her şeyi buradayız. Şimdi yaşadığımız dünyaya bir bakalım. Yaşadığımız kainata bir bakalım. Hep bir denge söz konusu. Bu kainatta bir entropi yasası denen bir yasa vardır. Bir yerde bir şey artıyorsa başka bir yerde bir şey azalıyordur. Mesela bir yerde sıcaklık artıyorsa başka bir yerde soğukluk azalıyordur. Bir yerde soğukluk artıyorsa başka bir yerde sıcaklık azalıyordur. Bir yerde iyilik artıyorsa başka bir yerde kötülük artıyordur. Hep bir zıtlıklar üzerine kurulur bu hayat. O yüzden de yaşadığımız hayat sürekli bir değişim dönüşüm içerisinde. Bir bakıyoruz mevsimler değişiyor. Bir bakıyoruz mevsimlerle beraber çiçekler, ağaçlar, meyveler, her şey değişiyor. Biz bu kadar değişim dönüşüm içerisinde, bu kadar zıtlıkların var olduğu bir yer içerisinde ne kadar çok ben mutlu olmalıyım ya, mutsuzluktan kaçmam gerekiyor, mutsuzluk duygusunu yaşamam gerekiyor. Bu ne kadar doğru olabilir ki? Bir de bir insana bakalım, insanın yapısına bakalım. İnsan da zıtlıklar üzerine yaratılmış bir varlık. Sevgi, nefret, öfke, him ya da huzur gibi duygular, hep böyle bir zıtlıklar üzerine kurulu bir dünyamız var, bir duygu durumumuz var. Bizden istenilen hiçbir zaman öfkesiz bir insan olacaksın, kıskanç bir insan olmayacaksın. Bu aslında fıtratımıza uygun değil. Bizde her duygu var, her duygu mevcut. Ama bizden istenilen ne? Bu duyguları dengeli halde yaşaman gerekiyor. Bu duygularla beraber yaşadığında olumsuz olan duygunu mesela ön plana çıktığında, öfken ön plana çıktığında senin bunu terbiye etmen gerekiyor. Bizden istenilen bu. Ama öfkemi yendim ben, artık hiç öfkesizim ya da hiç kıskanç bir insan değilim ben. Bu mümkün değil ki. İnsan da zıtlıklar üzerine kurulu bir varlık. O yüzden de mesela öfkenin hiç olmaması, itidal seviyenin çok aşağısında olması da sağlıksız bir şeydir. Mesela neye sebep olur? Yetersizliğe sebep olur. Ya da işte hırs dediğimiz duygunun hiç olmaması da sağlıksızdır. Ama çok olması da sağlıksızdır. Daha kıskançlık, kin gibi duygulara sebep olabilir. Ama hiç olmazsa eğer hırsız bir öğrenci düşünün. Hiç hırsı yok. Ders çalışabilir mi? Çalışamaz. O yüzden de duygularımız olacak. Dengeli halde olacak. Mutluluk da mutsuzluk da aynen bu şekilde bizim için geçerli. Mutsuzluk da olacak hayatımızda, mutluluk da olacak. Bunların ikisini dengeli bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Mutluluk, mutsuzluğu kabullenme becerimiz de artar. Bir duyguyu kabullenirsek biz, mutsuz olacağımızı kabullenirsek bu hayatta mutluluğumuz artar. Aksi halde biz sürekli mutluluğun peşinden koşarsak mutsuzluk da bizi kovalar. Yani onu böyle bir kısır döngü olarak düşünebiliriz. Ben mutsuzluktan kaçıyorum, mutsuz olmayacağım bu hayatta diye bundan kaçıp mutluluğun peşinden koşarsam eğer peşin sıra mutluluk, mutsuzluk da bizi kovalayacaktır. O yüzden de mutsuzluk bu hayatın bir parçası, bunu bileceğiz. Doğada her şey zıttıyla var olduğu gibi o zaman ben de zıttımla var olmayı bileceğim. Mesela bir ölüm söz konusu, yaşamın zıttıdır. Ben bu ölümü ne kadar çok kabullenirsem o kadar çok bu ölüm korkusu benim için çok sağlıksız bir duruma gelmez. Bu her korkularımız için geçerli. Biz korkacağız da, biz kaygılanacağız da, biz mutsuz olacağız bu hayatta. Hayat dediğimiz yer, aman hadi günü yaşayalım, aman bugün de bitsin gitsin, işte günümü güne diyeyim, keyfime bakayım, kendimi düşüneyim gibi bir yer değil ki bizim için. Hayat dediğimiz, yaşam dediğimiz yer de böyle değil. O yüzden de ben hep mutlu olmalıyım, hep iyi duygular yaşamalıyım gibi düşünmek şeye benzer. O zaman hep bahar havası olsun, hiç kış olmasın bu hayatta. Ama hayat öyle bir hayat değil ki. Hayat dünya bizim, öyle bir şey değil. Değil, tabii ki de değil. Hayat bize zaten bunu mevsimlerle gösteriyor. Bize bunu yaşadığımız olaylarla gösteriyor. Ama aslında mevsimlerle derken
Kış mevsiminin de ayrı bir güzelliği var. Baharın da ayrı, yazın ayrı. Değil mi? Mesele ama işte o güzelliği görebilmek. O güzelliği görebilen insan zaten bir çiçeğin o tomurcuk halinden de mutlu olur. Ama biz bazen öyle bir yapıyoruz ki, ay hava çok yağmurlu, bugün hiç evden çıkılmaz diye düşünüp bundan çok rahatsızlık duyan ve mutsuz olan insanlar da çok fazla, depresif hale giren insanlar da çok fazla. Mesele zaten güzel bakabilmek değil mi? Güzeli görebilmek değil mi? Gözü eğitmek gerek güzeli görebilmek için. Çünkü zihin genelde olumsuza odaklanır. Beynimiz bu şekilde çalışır. İster ki bak hayatta kal. Hayatta kalman için hayattaki olumsuzlukları görmen gerekiyor. Bunlardan ders çıkarman gerekiyor. Bu şekilde senin hayatına devam ettirmen gerekiyor. Aslında bunu tamamen iyiliğimiz için istiyor beynimiz, zihnimiz. Ama bize bunu yaparken zarar gösteriyor, zarar veriyor. Bunu kabul etmen lazım demek. Razı olmak. Evet. Razı olmak çok önemli bir kavram. Psikolojide, fizyolojide de aynı şekilde. Biz eğer yaşamımızdan razıysak bizi hiçbir şey mutsuz etmez zaten. Mutlu da etmeyebilir, o ayrı, ama başıma bu mu geldi? Başıma felaketler mi geldi? Ben bundan razı mıyım? Razıysam eğer zaten öyle bir en ufak olaylar bile beni rahatsız etmeyecektir. O yüzden de şöyle bir dönüp bakmak gerekiyor. Denge nedir bizim için? Ben mutsuz olduğuma düştüğümde nasıl kalkacağım? Nasıl düştüğüm yerden kendimi kaldıracağım? Neye ihtiyacım var benim? Ya da çok mutlu olduğum an, biliyorum ki geçecek. Şimdi size en mutlu olduğunuz anı düşünün desem. Şu an onun sihri kaldı mı sizin için? Büyüsü kaldı mı? Yok. Hiç, değil mi? En mutsuz olduğunuz anı düşünün. O kaldı mı? O ya, anki o acı duygusu. Gerçi akla getirince insan tabii bir tedirgin olur. Hüzünlenir, değil mi? Yahut da iyi bir hatıra varsa ondan da şöyle içinden bir mutluluk geçer herhalde. Deneyimlediğimiz için deneyim olarak kalır, ama o anki acıyı düşünün. O en mutsuz olduğunuz andaki o acı ama o seviyede kalmıyor değil mi bizim için? Evet. O da geçiyor. Ne dedik daha demin? Hedonik adaptasyondan bahsettik. Bizler çok acı şeyler yaşasak da, çok mutlu olaylar yaşasak da dönüp dolaşıp bizim için aynı seviyeye gelebiliyor onlar, o duygular. O yüzden de ne yapmak gerekiyor? Biraz dengeli yaşamak gerekiyor bu hayatı. Mutlu olduğumda da hep aklımın ucunda şu olması gerekiyor. Bu bir gün bitecek, bir gün geçecek. Mutsuz olduğumda da aklımın ucunda yine aynı düşünce olması gerekiyor. Bu da geçecek, bu da bitecek. O yüzden de aman hep mutlu olmalıyım ben. Mutsuzluktan kaçmalıyım, acıdan kaçmalıyım değil bizim burada aslında insan olmamızı sağlayan şey. İnsansak eğer bütün duygularımı o sağlıklı seviyede tutmam gerektiği gibi mutluluğumu da mutsuzluğumu da dengeli bir şekilde tutmam gerekiyor. Evet. Sürekli mutlu olabilmek mümkün mü? Sürekli mutlu olabilmek mümkün. Çok güzel bir soru geldi bunun üstüne. Şimdi biraz önceki yaşadığımız dünyadan bahsettik. O zaman hep baharı yaşayalım, hiç kış yaşamayalıma benziyor bu yine aynı şekilde dediğim gibi. Sürekli mutlu olmak mümkün değil. En mutlu anlar, en üzücü anlar hepsi geliyor ve geçiyor bizim için. Bir araştırma yapılmış. Omurilik felci geçiren hastalarla piyangoyu kazanan insanlar arasında bakmışlar mutluluk düzeylerine. Omurilik felci geçiren hastalar o sırada tabii ki de çok büyük bir hüzün kaplılar ve mutluluk seviyeleri çok düşük. Piyango kazanan insanların mutluluk seviyeleri çok yüksek. 6 ay sonra ikisinin de mutluluk seviyelerinin eşdeğer olduğunu bulmuşlar. Evet, bir araştırma. Bir araştırmada. Yani ne bizim için? Yaşadığımız olaylar, yaşadığımız durumlar tekrar biraz süre sonra bizim için adapte olduğumuz için eski seviyeye gelebiliyor. O yüzden de bu değişikliklere, biz hayatımız olan değişimlere hemen uyum sağlayabiliyoruz. Belli yaşam olaylarını takip eden heyecan veya mutluluğun zamanla azaldığını ve böylece her insanın zaman içinde varsayılan duygu durumuna geri döndüğünü biz biliyoruz. O yüzden de aynı şekilde bu kayıp ve hastalık gibi durumlar için de geçerli bizim için. Adapte olduğumuzda mutluluk seviyelerimiz bu olaylara, öncekilere benzer bir şekilde gelebiliyorlar. Tekrar o seviyeye gelebiliyor.
psikolojik sağlığımızın en önemli göstergelerinden bir tanesi aslında kişinin kendini tüm duyguları hissetmeye açık olabilmesidir. Yani ben eğer psikolojik dayanıklılığım, psikolojik esnekliğim sağlıklı olsun istiyorsam tüm duygulara açık olabilmem çok önemli. Herhangi bir duygu fazla yani o seviyeyi aştığında biliyoruz ki bizim için bir misafir gelecek, biz onu misafir edeceğiz ve sonrasında çok fazla özümsemeden misafirimizi yolculayacağız. Hangi misafir kalıcı? Hangi duygu kalıcı? Bugün çok kaygılanıyorum mesela. Yarın bu sene üniversite sınavına girecek olan bir genç çok kaygılıdır, çok korkuludur. Şimdi ben ergenlerle de çalıştığım için sınav kaygısı gerçekten çok ciddi bir kaygı oluyor. Ama ertesi günü sınavdan sonra hiçbir şey kalmıyor. O duygu aslında onun için bir misafirdi. O kaygıdan bir şeyler öğrenmesi gerekiyor ki ileride yaşayacağı tecrübeleri daha sağlıklı bir şekilde yaşayabilsin diye. Duygular da bunun için bize geliyor. Bir şeyler öğrenelim, bir şeylerden ders çıkarabilirim diye. Çünkü bütün duygular gelip geçici. Belli bir konuda aynı şiddette kalmıyor ki. Mesela bir şeye hep aynı şiddette kızıyor muyuz? Ya da bir şeyden hep aynı şiddette korkuyor muyuz? Değil tabii. Değil. Bir şeye çok kızabiliyoruz bazen. Biliyoruz bu öfke duygumuz var. Tamam bu öfkemi tabii ki de sağlıklı bir şekilde dışarı vurmam gerekiyor. Bağırmak, çağırmak değil buradaki mesele. Ama biliyorum ki ben bu öfke aynı şiddette kalmayacak, azalacak benim için. O yüzden de tıpkı öfke gibi mutluluk, mutsuzluk bunlar da aynı şekilde kalmayacak benim için. Bunu bildiğimde insan olarak bunlara, tüm duygulara açık olduğum gibi, açık olduğumda aslında diyorum ki ben tamam şimdi ben tecrübemi aldım. Bu olaydan yaşayacağımı almam gereken dersleri aldım. Bundan sonra ne yapabilirim? Çince bir atasözü var der ki bu neden hep benim başıma geliyor diye düşünüyorsan alınacak dersi almamışsın demektir. Şimdi biz dönüp dolaşıp hep aynı şeylerde aynı duyguları yaşıyorsak, hep aynı şeylere öfkeleniyorsak, hep aynı şeylerden korkuyorsak orada bir ders var, onu almamışız demektir. Bu benim neden hep başıma geliyor? Mesela mutluluktan bahsettik, mutsuzluktan bahsediyoruz. Ben neden hep aynı şeylerden mutsuzluk duyuyorum? Bu düşünce eğer benim sürekli başıma geliyorsa o zaman orada bir ders var. Benim onu almam gerekiyor. O yüzden de bizler ne yapmamız gerekiyor? Tüm duyguları yeniden hissetmeye açık olmamız gerekiyor. Hissiyat çok önemli bir şey bizim için insan olarak. Çünkü insan ilişkisel bir varlık, insan duygusal bir varlık, insan sosyal bir varlık. O yüzden de hiçbir şey böyle bizim için aman böyle olsun, şöyle olsun değil. Daha ziyade benim bunlara açık olmam gerekiyor. Bir şeyin, bir insan, bir kişi düşünce yapısını değiştirmedikçe mesela terfi etmek, zam almak, iş değiştirmek bunların hiçbiri onu mutlu etmez. Çünkü mutluluk benimle başıma gelen olaylar arasında değil. Mutluluk benimle kelimem arasında. Yani ben mutlu olduğuma inanıyorsam eğer mutluyumdur. Mutsuz olduğuma inanıyorsam eğer mutsuzumdur. Burada seçtiğim seçenek çok önemli benim için. O yüzden de ben burada bakış açımı değiştirmem gerekiyor. Olaylara karşı, hissiyatlarımıza karşı, duygularımıza karşı. Yavuz Sultan Selim'in çok güzel bir beyti var. Gamına gamlanıp olma mahzun, demine demlenip olma mağrur, neden baki, ne gam baki diyor. Evet. O yüzden de ne mutluluk baki, ne mutsuzluk baki, hepsi gelip geçici, hepsi bizim misafirimiz. Evet. Şöyle mutlulukla hazzı tamamen ayırabilecek bir şey olabilir mi acaba? Bir soracağım soru. Yaşlılıkta dopamin hormonları azalıyor mu insanlar? Yani haz aldığımız şeyler, ben yok öyle bir bulguyu daha önce rast gelmedim açıkçası. Ama bazen diyorum ya adapte olabiliyoruz ya, şimdi yaş geçtikçe artık o kadar çok şey yaşamış oluyoruz ki, o kadar çok hazları tatmış oluyoruz ki. O yüzden de o adaptasyon belki bizim için daha fazla olduğu için de o kadar çok bir gençliğin tecrübesizliğinin, gençlik zamanının verdiği tecrübesizlik gibi olmayabilir belki bizim için.
Çünkü daha çok tecrübeli olduğu için yaş aldıkça, olgunlaştıkça insan. O yüzden de olgunluğun vermiş olduğu belki bir artık eskisi kadar haz alamama durumu olabilir ama mutluluk için geçerli olduğunu sanmıyorum. Çünkü mutluluğun yaşla ilgisi yok. Mutlulukla yaşla ilgisi olsa şu an gençler çok mutlu olması gerekiyordu. Ama bakıyoruz şu anda bir çıksak gençlere sorsak çoğu genç şu an mutsuz. Çünkü sistem bunu istiyor. Sistem diyor ki mutlu olmak istiyorsan ye iç tüket. İnsan yiyip içiyor, tüketiyor, sosyal medyada sürekli vakit geçiriyor. Bundan mutlu olacağını düşünüyor ama bir bakıyor işin sonunda şöyle bir yastığa kafasını koyduğunda mutlu mu? Değil. Değil. İşte benim sorum da yine dediğiniz gibi, anlattığınız gibi. Yani insan yaşlılıkta daha mutlu ama hazlarda daha az diye düşünüyorum. Gençlikte de hazlar daha fazla, mutluluklar daha az. Yani tecrübeyle kazanılan bir şey mutluluk. Biraz da öyle değil mi? Tabii ama farkındalık kadar aslında. Yani bu öyle bir korelasyon yapamayız diye düşünüyorum. Mesela eğer bir genç farkındalığı yüksekse ve ben şu anda mutlu değilim ya, mutlu olmak istiyorum. Beni neler mutlu eder? Bunlarla vakit geçireyim ben diyorsa, bu insan istiyorsa 15 yaşında olsun. Bu farkındalığı varsa, ki zor, genelde yok. Ama varsa eğer mutlu olabilir. Çünkü gerçekten mutlu olmak o kadar zor bir şey değil bir insan için. Dediğim gibi ben kendimi tanıyorsam, beni mutlu edecek olan şeyleri biliyorsam, bunlarla vakit geçirdiğimde, bunların sayısını artırdığımda hayatımda, o zaman zaten mutlu oluyorum, mutlu hissediyorum. Ama gençler de şu anda farkındalık çok yüksek değil maalesef. Bir de sistem gerçekten çok güzel çalışıyor. Reklam endüstrisi bu şekilde, kitaplar bu şekilde, filmler bu şekilde. O yüzden de bu endüstriye, bu sistemin tuzağına düşmeden hayatına devam edebilmek gerçekten çok zor. Evet. Yine gençler ve yaşlılar her ikisi de mutluluğu arar mutlaka. Bunda şüphe yok. Ama gençlere bakıyoruz. Daha çok sizin de ifade ettiğiniz gibi daha çok haz peşinde. O da bir mutluluk getirmiyor zaten. Onun, o da farkında belki. Biliyor. Ama yine de hazzı mutluluk mu zannediyor? Tabii haz, yok, hazzı haz zannetse de ya çok önemli değil ya, haz alayım ne olacak sanki diye düşünüyor. Ama işte bir şöyle düşünelim, çok fazla bugün çikolata yiyorum, yiyorum. O anda hiç zararının farkında değilim ama ne zaman zararı çıkacak çok tatlı tüketmemin? 10 yıl sonra zararı çıkacak. O yüzden de haz almak o sırada belki bize zarar verici bir davranış değildir ama bunun acısı sonradan çıkacak zaten. O yüzden de orada durdurabilmek, iradenin devreye girmesi bir genç için zaten çok zor bir şey. O yüzden de gerçekten bilinçli olmak, farkındalıkla ilerlemek, evet şu anda çok zor bir şey ama mümkün. Zor diye bir şey yok aslında. İsteyene her şey kolay, her yol kolay. Yeter ki insan fark etsin, insan istesin. Yoksa şu anda bakıyoruz bir, mesela bir toplu taşıma aracına binin. Gençler orada asıl görüyoruz. Sürekli ellerde telefon, sürekli bir meşguliyet içinde, anı yaşamak peşinde, hızlı yaşamak peşinde. Hepimiz öyleyiz. Genç, biz hepimiz genciz zaten. Sürekli böyle bir hızlı yaşayalım, bitsin gitsin, günler bitiyor. Günler gerçekten çok hızlı bir şekilde geçiyor, anlar çok hızlı bir şekilde geçiyor. O yüzden de bir dakika ya, burada ben bir şeyler kaçırıyorum, şu kafamı bir kaldırayım, bir bakayım diyebilmektir buradaki mesele. Yani aslında dediğim gibi önümde iki seçenek var. Ya anı yaşayacağım, işte telefonumu alacağım, telefonumla vakit geçireceğim o sırada, ya da kafamı kaldırıp bir insanları izleyeceğim, gözlemleyeceğim, dışarıya bakacağım. İki seçenekten bana iyi geleni seçmek aslında oradaki mesele, beni mutlu edecek mesele. Ama işte o haz, dopamin salgılanıyor ve biz bağımlı hale geliyoruz ya. Çünkü mesela sosyal medyada da bizim için bir bağımlılık halinde. Ondan da haz aldığımız için. O yüzden de genelde kolayı tercih ediyoruz. Yani önümde çikolata varsa onu yemeyi ben genelde tercih ediyorum. O yüzden de burada ya tamam bunu şu an iyi gelecek kadar yiyeyim, gerisini bırakayım diyebilenler aslında bu hayatı daha anlamlı bir şekilde yaşayabiliyor. Haz mı önce, dopamin mi önce? Haz aldığımızda dopamin salgılanıyor beraberinde. Önce değil yani. Yani önce dopamin salgılanıp da sonra haz almıyoruz. Yok, beraberinde. Haz zaten bu her duygunun bir hormonal karşılığı var. Haz duygusunun hormonal karşılığı da dopamin. O bir salgı, bir ifrazat. Evet, yani zihnimizin, beynimizin ürettiği bir hormon aslında. Bir hormon.
Yani hiç olmaması mı gerekiyor? Hayır, olacak. Dopamin de olacak elbet. Tabii ama ki. Dediğimiz gibi bağımlılık haline gelmemesi gerekiyor. Evet. Hocam bir ara daha verelim. Tamamdır. Aradan sonra devam edelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim klinik psikolog Büşra Bozkurt Hanım'la beraberiz. Kendisiyle mutluluk psikolojisi üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim klinik psikolog Büşra Bozkurt hocamla birlikteyiz. Kendisiyle mutluluk psikolojisi üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet. Hocam, bundan önceki bölümde en son sürekli mutlu olabilmek mümkün müdür sorusunu sormuştuk. Hangi insanlar daha mutlu olur diyelim bu bölümde de? Kimler daha mutlu olur? Kimler daha mutlu? Şimdi önce böyle fizyolojik nedenlere bakalım. İnsan biyopsikososyal bir varlıktır. Yani bizim bir biyolojik yönümüz var. Fizyolojik dediğimiz yönümüz var. Bir psikolojik yönümüz var. Bir de sosyal yönümüz var. Bunu üçgenin üç ucu olarak düşünebiliriz. Ve bu üç ucumuz her zaman birbirini etkiler. Yani biz fizyolojik anlamda bazı problemler yaşadığımızda bu bizim psikolojimizi de etkiler, sosyal yönümüzü de etkiler. Aynı şekilde ruhsal anlamda, psikolojik anlamda problemler yaşadığımızda da bu bizim fizyolojimizi de etkiler, sosyal yönümüzü de etkiler. O yüzden de fizyoloji bile bizim için çok önemli. Bize mesela mutsuzum diye gelen danışanlarımızı biz kan testine yönlendirebiliyoruz. Çünkü kan değerlerinde olan değersizlik, dengesizlik de insanı mutsuz edebiliyor. O yüzden de fizyolojik temeli böyle bir durum söz konusu olabilir. Bir diğer fizyolojik olarak etkileyen durumlardan bir tanesi genetik faktörler. Biraz önce değineceğiz dediğimiz kısım aslında. Genetik olarak baktığımızda insanların bazı mizaçların daha depresif olduğunu görürüz. Ya da bazı mizaçların daha neşeli olduğunu görürüz. Bu mizaç olabilir, genetik olarak aktarılmış olabilir. Ama ne kadar etkiliyor bizim mutluluk düzeyimizi? %40. Yani yine %60'lık bir kesim bizim elimizde olan, yine bizim seçeneğimiz, yine bizim tercihimiz haline gelebiliyor. O yüzden de genetik miras dediğimiz kısım aşılabilir bir durum. İnsan genetiğini aşabilir. Mesela benim genimde şeker hastalığı varsa, ben eğer hayatım boyunca buna dikkat etmişsem illa şeker hastası olacağım diye bir şey söz konusu değil. Ya da benim genetiğimde mutsuzluk durumu varsa, daha depresif bir hal varsa, ben eğer bu genetiğimi bu şekilde değerlendirmek yerine daha mutluluğa odaklanırsam illa bu genetiğim benim başıma gelecek diye bir şey söz konusu değil. O yüzden insan genetik miras aşabiliyor. Düzeltici yaşam deneyimi diye bir şey vardır zaten. Bize hayatımızın ilk zamanlarında belki olumsuzluklar yaşamış olabiliriz. Ama düzeltici yaşam deneyimleriyle bu olumsuzlukları daha olumlu hale, yaşadığımız deneyimlerle, yaşadığımız olaylarla olumlu hallere çevirebiliyoruz. Güzel insanlarla da bir arada olursak bu kötü genleri, bu olumsuz genleri olumlu hale çevirebiliriz. Ya da olumsuz insanlarla bir arada olursak bu olumsuz genleri ortaya çıkartabiliriz. Şimdi ne yapacağım ben? Eğer dediğim gibi şeker hastalığım varsa, benim genetiğimde mutsuzluk varsa, daha böyle ailem depresif bir aileyse baktım geçmişime, o zaman ne yapacağım? Benim daha çok dikkat etmem lazım geninde bunu olmayan insanlara göre. O yüzden de bir genetik faktörlerde evet doğru bir nebze de olsa insanın mutluluğunu etkiliyor. Ama dediğim gibi %40. Evet, çok değil. Çok değil. %60 yine bizim seçeneğimiz, evet. Bizim tercihimiz. Şimdi mutluluk ne dedik biz? Kimler daha mutlu? Fıtratına uygun yaşayabilenler mutlu. Fıtratını tanıyanlar daha mutlu. Fıtratımı ben bileceğim. Demografik bilgilerimi bildiğim gibi kendimi tanıyacağım. Beni neler mutlu eder, beni neler mutlu etmez. Bunlar bireysel tercihlerimiz. Artık bu noktadan sonra bireysel tercihler söz konusu oluyor. O yüzden de mutluluk bireysel tercihse bakış açımı tanıyacağım. Çünkü ben dünyaya neyle bakıyorum? Bakış açımla bakıyorum. Bunu bir pencere olarak düşünün. Bu pencere benim dünyaya bakış açımsa eğer, onun üzerinde böyle lekeler varsa, yani bakış açım biraz olumsuzsa, burada benim kovam, burada suyum, o lekeleri silmem gerekiyor. Benim kendi bireysel sorumluluğum bu.
Bu da bir sorumluluk. İnsan kendinden sorumlu bir varlık. O yüzden de o lekeleri falan, aa bak ben buna böyle bakıyorum, o yüzden bu beni mutsuz ediyor. Mesela eşiyle bir problem yaşayan bir insandan bahsedelim. Bu onu mutsuz ediyorsa eğer, demek ki ben bu bakış açımı değiştirmem gerekiyor deyip o bezi alıp o suya sokup orayı silmem gerekiyor. O yüzden de bunu da ancak fıtratımı kendimi tanıyarak yapabiliyorum. Düşüncelerimi, duygularımı analiz edebilerek yapabiliyorum. Fıtratımıza uygun bir şekilde yaşamak istiyorsak bakış açılarımızı tanıyacağız, bileceğiz. Evet. Bir diğer, bizim hocalarımız neler diyor bakalım. Freud diyor ki insanın, üreten insan mutludur. Hı. Bakıyoruz gerçekten üreten insanı, üretmek insana iyi gelen bir duygu. Ya da Maslow'un bir sözü var, diyor ki gücünüzün yettiğinden daha az olmayı planlıyorsanız size uyarıyorum, hayatınızın geri kalanında mutsuz olacaksınız diyor. Gücünüzün yettiğinden daha az olmayı planlıyorsanız. Yani yine ne geliyor burada? Benim gücüm ne kadar? Şimdi bir insan her akşam kendine şu soruyu sorsa. Ben bugün elimden gelenin en iyisini yaptım mı? 2 ay sonra sizce o insan aynı insan olur mu? Olmaz. Olmaz tabii ki. 2 günü aynı etmemek lazım. 2 günümüzü eşdeğer yapmamak lazım. Evet. Bir güzel söz var. Malum hadis-i şerif. Evet. 2 günü denk olan zarardadır, ziyandadır. Ziyandadır. Aynen öyle. İşte 2 günümüzü eşdeğer yapmamak için ne yapmam lazım? Üretmem lazım gerçekten. Ben her sabah kalkıyorum. Bu bana bir nimet. Bugün bana bir nimet olarak veriliyor. Ben bu nimeti nasıl değerlendireceğim? Ben günümü nasıl değerlendireceğim? Önümde birçok seçenek çıkıyor. Birçok an çıkıyor benim değerlendirebileceğim. Şimdi kolay bir şey değil belki o an farkında olarak yaşayabilmek. Mesela ya dediğim gibi biraz önce bir örnek vermiştik. Ya telefonuma bakmaya devam edeceğim, haz alacağım bu hayattan. Ya da telefonumu artık bir kenara bırakıp doğayı izleyeceğim, tabiatı izleyeceğim. Çünkü bizler uyumlu varlıklar olduğumuz için tabiatla olan ilişkimiz de çok önemli. Mesela yemek yemek var, gerçekten haz aldım. Bir de ilişkide olduğum insanlarla beraber o güzel sofralarda çok daha zevk alarak aldım, mutlu olarak yemek yediğim anlar var. Hangisi daha iyi bizim için? Tabii ki de insanlarla beraber yememiz. Ama bu bir seçenek, bu bir tercih. O yüzden de ben günümü nasıl değerlendirebileceğim tercihim benim elimde. Benim bunu seçmem lazım. Günüm, işin sonunda ben başımı yastığa koyduğuma ne diyorum? Bugün elimden geleni yaptım mı? Kendim için, çevremdeki insanlar için, toplum için, ülkem için. Buraya her ne koymak istiyorsak. Yaşadığım dünya için elimden geleni yapabildiğimde ben eğer o zaman mutluluğu seçiyorum. O zaman fıtratıma uygun davranabiliyorum. Çünkü insan gücü, nasıl ki ben kol kası yapmak istiyorsam sürekli tekrar pratik yapmam gerekiyor. Benim gücüm de bu şekilde aslında gelişiyor. Ben şimdi her gün o gücümü geliştirebilecek, sınırlarımı aşabilecek şekilde davranıyorsam o sınırlar aşıyor. O sınırlar bizim için eski haline dönmüyor. Daha da iyi hale gelebiliyor. O yüzden insan güçlenen bir varlık, güçlükleri aşabilen bir varlık. Fıtratımız bu şekilde. O yüzden de aman benim elimden bu kadar geliyor, şu an bu kadar geliyor olabilir. Ama şu an bu kadar geliyorsa o sınıra kadar gelip sonrasında o sınır bir şekilde aşılıyor dediğim gibi yaptıkça. Ama bunun için her şeyde olduğu gibi tekrar lazım. Bugün yaptım, yarın yaptım, öbür gün bırakırım değil. Bu şeye benziyor bu sefer. Pazartesi diyetlerine benziyor. Herkes bir pazartesi günü diyete gireyim diye düşünüyor ya. O pazartesi günler hiç gelmez. Hayır, hiç ertelemeden. Ertelemek de çünkü insanı çok fazla bir kısır döngüye sokan bir şey. Ertelemeden ben şu anda şimdiden itibaren ne yapabilirim? Kendim için, toplum için. Nasıl daha iyi bir insan olabilirim? Nasıl daha iyi bir hale gelebilirim? Nasıl potansiyelimi daha yükseltebilirim? Çünkü bunlar bizim hem bireysel sorumluluğumuz hem de aslında toplumsal sorumluluğumuz. O yüzden de sorumluluklarımı yerime getirmem gerekiyor ki adıma insan diyebileyim. Evet. Yarın yaparım diyen helak oldu. Evet, aynen öyle. Hadis-i şerif bu da herhalde. Evet, hadis-i şerif o da. Evet, yarın yaparım diyen. Onun için hemen hemen yapmak lazım demek ki. Zaten psikoloji de aynı şekilde bunu söylüyor. Zigarnik etkisi diye bir şey var. Bu dediğimiz durum, bizim zihnimizde biz bir şeyi erteliyorsak, yarım bırakıyorsak o şey oradan silinmiyor. Yarım bir şekilde kapı
açık kalıyor ve sürekli zihnimizi meşgul ediyor. Mesela herhangi bir ertelediğiniz bir şeyi düşünün. Unutuyor musunuz? Unutmuyoruz aslında. Hep bir yandan zihnimizi meşgul ediyor ama günlük hayatımıza da devam ediyoruz. Ona biz Zigarnik etkisi diyoruz. O orada devam ediyor aslında. İşte bu da ne oluyor? Zihni dikkat dağınıklığına sebep oluyor. Zihnimi ben niye dağıtayım ki? Yarım kalmasın, aman yapayım, ertelemeyeyim, bırakayım, onu bitirsem o işi. Onun etkisi kapanacak o kapı. Onu çekmeceye koyacağız, kapatacağız, kilitleyeceğiz o işi yaptığımızı. Ama biz sürekli erteleyerek aslında zihnimizi boşu boşuna meşgul ediyoruz. Evet. Nefis şeytandır diye bir hadis-i şerif var yine. Hı hı. Hadis-i şerif olduğunu hatırlıyorum. Yani nefis, insan nefsi daima insanın hayrına olan, iyiliğine olan şeyler değil de insanın zararına olan, insanın kötülüğüne olan şeyleri istiyor nefis. Hı hı. Bunlar işte çeşitli şeyler söyleyebilir. Yani vaktini mesela en kıymetli şeylerden birisi vakit, zaman. Bunu iyiye kullanmak değil de hep kötüye kullanmak. İşte oyunla bilmem nefsinin hoşuna gideceği şeylerle, hı hı, geçirmek vaktini veya tam tersine vaktini insanlık için, bir takım insanların mutluluğu, saadeti için harcamak, veren el olabilmek, hı hı, gibi. Hı hı. Acaba diyorum, bu alışkanlıklar insana mutluluk mu veriyor? Yani kötü alışkanlıklar mutluluk mu veriyor? O kişiye ki devam etmek istiyor ona. Hı hı. Yoksa başka bir şey mi? Haz, daha demin bahsettiğim haz aslında. O yüzden bağımlı hale geliyoruz. Haz o mutluluk değil. Yani oyun oynarken haz alırız biz, mutlu olmayız. Ama nasıl o, mesela sokakta küçükken, çocukken arkadaşlarımızla beraber oynadığımız oyunlar vardır ya. Hı hı. Biz bir duyguyu ilişkisel anlamda yaşıyorsak o işte mutluluğa dönüşebiliyor bizim için. Çünkü mesela şimdi asıl insanı en çok mutlu eden şey ne? İlişkileri. Sağlıklıysa eğer, ama insanın ilişkileri sağlıksızsa işte o da insanı en mutsuz eden şey haline geliyor. Bunun üzerine o kadar çok araştırma yapılmış ki ben birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum ilişkilere dair. Buyurun. Güney İtalya'da bir kasabayı keşfediyorlar. Rosahenta diye bir kasaba. Bu kasabaya bakıyorlar. Diğer kasabalara göre mutluluk düzeyleri çok yüksek ve kalp krizi geçirmiyor buradakiler. Neden diye baktıklarında bir araştırıyorlar. Önce bir genetik faktörlerine bakıyorlar, acaba genetik mi diye. Yo, bu aynı kasabada yaşayan işte Amerika'ya taşınmış kuzenlerine bakıyorlar. Onlarda öyle bir durum yok. Yani genetik faktörler söz konusu değil. Çevresel faktörler mi acaba etkiliyor diye bakıyorlar. Aynı dağın başka bir eteğindeki kasabaya baktıklarında aynı hava koşulları, aynı çevresel koşullar. Onlarda da öyle bir durum söz konusu değil. Onlarda gayet mutsuzluklar var. Nedir bu kasabanın sırrı diye baktıklarında araştırıyorlar ki bunlar İtalyan, gerçekten hamur işi tüketiyorlar. İşte farklı türde alışkanlıkları var. Bunlar onları normalde sağlıksız bir hale getirmesi gerekiyor ama yine sağlıklılar. Görüyorlar ki burada yaşayan insanlar günün sonunda hep beraber eğlenmesini biliyorlar. Hep beraber ilişkisel an, komşuluk ilişkileri çok kuvvetli. Evde yaşlılarla beraber yaşıyorlar. Onların sözleri çok kıymetli onlar için. O yüzden de ilişkilerin ne kadar çok insanın mutluluk düzeyini etkilediğini ve böylelikle aslında fizyolojik sağlığını da etkilediğini biz görüyoruz. İnsan diğer insanlarla olan ilişkisini aşamaz. Seligman'ın bir sözü var. Mutlu insanlar diğerlerinden daha başarılı, daha zengin, daha zeki değiller. Mutlu insanlar diğerlerinden daha iyi, güzel, sağlıklı çevreye sahipler. Çünkü bir başkasının göz bebeğinde biz kendi acımızı görebildiğimizde o acıyı tek başına yaşayanlara göre çok daha hızlı iyileştiğini görüyoruz. Bir başkasıyla beraber bir duyguları yaşadığımızda çok daha anlamlı bir hale geliyor o duygular bizim için. Bir başkasıyla ilişkimiz bizim için çok önemli. Sağlıklıysa eğer bizi çok mutlu eden durumlar. Ama eğer sağlıksızsa tam tersi bu ilişkiler gerçekten bizi mutsuz edebiliyor. O yüzden de çok önemli bir deney daha yapıldı. Harvard Yetişkin Testi deneyi diye bir deney. Bu deney 70 seneler boyunca yapılan bir deney. Çok önemli. İnsanların mutluluk düzeylerini ölçüyor. Ve aynı insanlar üzerinde yapılıyor. Gençlik dönemlerinden yaşlılık dönemlerine kadar aynı insanlar inceleniyor.
Bu deney sonucu baktıklarında insanları neler mutlu ediyormuş diye gerçekten ilişkilerin mutluluk düzeyini en çok etkileyen durum olduğu tespit ediliyor. Mesela burada sorulan sorulardan bir tanesi şu: korktuğunda veya herhangi bir hasta olduğunda arayacak kimin var? Bu soruya olumlu cevap veren insanların hayatları boyunca daha mutlu bir şekilde yaşam sürdüklerini gözlemliyorlar. O yüzden de ilişkilerimiz gerçekten bizim için çok önemli. İnsanlar olumsuz olayları başkalarını destek alarak yaşıyorsa eğer, mesela hepimizin olumsuz olaylar yaşadık. Mesela Covid zamanında en çok rastladığımız problemlerden bir tanesi buydu. Cenazeler oldu, olumsuz olaylar yaşadık, insanlar hastanelere kaldırıldı ve herkes tek başına kalmak zorunda kaldı. Kimse kimseye temas edemez haldeydi. İnsanlar anne babalarının cenazelerine katılamadılar. O yüzden de zaten çok zorlu bir süreçti. Bir de o yalnızlık da aslında insanı çok daha zorladı. O yüzden de biz hala Covid'in getirmiş olduğu ruhsal problemlerle hala hemhaliz. O yüzden insanın ilişkide olduğu insanlarla bir arada olması, bu onlara iyi gelen bir şey. Hayatımızda değer verdiğimiz ve istediğimizde ulaşabileceğimiz insanların olması gerçekten çok önemli. İlişkiler çok önemli. Şimdi ne dedik bizi mutluluk düzeyimizi etkileyen? Fıtratımıza uygun davranacağız. Genetik faktörleri söyledik. Üretken olmalıyız dedik. Günümüzü güzel değerlendirmeliyiz dedik. İlişkilerimiz dedik. Bu da çok önemli. Bir başka araştırmalara baktığımızda mutluluk üzerine yapılan kişinin hedefinin ve amacının olması, manevi değerlerinin olması çok önemli. Bir gruba dahil olabilmek, o aidiyet duygusu da çok önemli. Şimdi mesela hep biz futbol taraftarlarını görürüz. Neden bu kadar çok taraftarlık durumu söz konusu? Aitlik hissinden sebep. Bir şeye ait olabilmek çok önemlidir bizim için. İnsanın içgüdüsel bir duygusudur. Mesela bazı araştırmalar var, Amerika'da yapılmış. Dindar insanların daha mutlu olduğunu gösteriyor. Evet. Çünkü neden? Orada bir aidiyet duygusu var. Orada yine ilişkiler daha sıkı, daha kuvvetli. Bir şey için elinden geleni yapabiliyorsun, bir kurum için. Hangi dine mensup olursan ol. O aidiyet duygusunu hissettiğin için, mesela işte Amerika'da yapıldığı için onların, Hristiyanların pazar günü kilise toplantıları var. Orada insanlarla bir arada olan insanlar inanmayanlara göre daha mutlu olduklarını gözlemlemişler. Çünkü bir cemaat olgusu da aynı şekilde bizleri iyi hissettiren bir şey. İnsanlarla da bir arada olabilmek, aidiyet duygusu çok önemli. İyi ilişkilere sahip olmak dedik. Yardımsever olmak çok önemli. Diğer kalmalık duygusu. Şimdi biz yardımseverliği biraz artık yanlış yollara çevirdiğini düşünüyorum ben. Almadan verebilmek çok önemli. Diğer kalmalık dediğimiz şey aslında budur. Biz genelde bir şeyi verdiğimizde o verme erdemli davranışının altında, eğer alma talebinde veriyorsak, işte o yardımseverliği artık biraz olumsuz taraflara çekiyor olabiliyoruz. Kendi menfaatimiz olduğu için diyoruz, değil mi? Şimdi insan biraz beklentiye giren bir varlık açıkçası. Beklentiye girdiği için de ben veriyorum bugün sana bunu ama yarın öbür gün de sen bana ver diye veriyorsan, bu verdiğim şey illa herhangi, yani duygumdan, düşüncemden, zamanımdan, işte herhangi bir şey. Malımdan, mülkümden, paramdan. Aynen öyle. Evet. Ben sana bugün veriyorum ama sen de bana yarın öbür gün ver diye veriyorsam eğer, orada biraz o verme alma dengesi şaşabiliyor. Çünkü bizim vermemiz gerekiyor ama beklentiye de girmememiz gerekiyor. Hı. Beklentiye gireceksem eğer karşımdakinden, hiç vermeyeyim daha iyi. Çünkü beklentiler karşılanmaz. O yüzden de biraz alma verme dengesi orada önemli. Buraya da girmek istedim. Bakıyoruz sonra araştırmalara. Doğada vakit geçirmek de insanı çok mutlu ediyor. Çünkü aslında o da uyumlu olduğumuz için, doğayla da fıtrata uyumlu bir alan olduğu için bize iyi gelen bir yer. Mesela spor yapmak, hareket etmek. Spor yaptığımızda mesela mutluluk hormonları salgılanıyor. Endorfin, serotonin dediğimiz hormonlar salgılanıyor. Bu da fıtratımıza çok uygun. O yüzden de hareket edelim muhakkak. Yani hareket gerçekten çok önemli. Ardından affedici olmak bizi çok mutlu ediyor. Affetmek. Neden mesela normalde affetmek çok zordur diye düşünüyoruz. Mutlu olacağımızı düşünmüyoruz. Çünkü aslında affetmemek çok büyük bir zulümdür kendimize yaptığımız. Fizyolojik açıdan da, psikolojik açıdan da. Mesela affetmeyen insanların
daha sık depresyona girdiğini ve daha sık kalp problemi yaşadığını görüyoruz araştırmalarda. Evet. Bir ara daha verelim. Arayalım, tamam. Değerli dinleyicilerim, Tekrar FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim klinik psikolog Büşra Bozkurt Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle mutluluk psikolojisi üzerine sohbetimiz devam edecek. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara. Değerli dinleyicilerim, Tekrar FM'de iletişim dünyamızdayız ve klinik psikolog Büşra Bozkurt Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle mutluluk psikolojisi üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, son bölümde neler söyleyeceksiniz? En son hangi insanlar daha mutlu demiştik ve konu olarak da ne söylemiştiniz? Affedici olmaktan bahsediyorduk en son. Evet. En son affetmek evet. Güzeldir demiştiniz. Evet, evet. Affetmek güzeldir. Hem ruhsal anlamda bize iyi gelir, hem de fizyolojik anlamda bize iyi gelir. Dediğim gibi affedici insanlar, affetmeyen insanların fizyolojik açıdan da daha sık problem yaşadığını görüyoruz. Çünkü affetmediğimiz insanlar aslında bizim zihin hapishanemize hapsettiğimiz insanlar haline geliyor. Mesela bir zincirin ucuna o insanı bağladığımızı düşünelim. O insanın o zinciri bırakmamam gerekiyor düşüncesiyle ne yemek yiyebiliyoruz, ne günlük işlevimizi yerine getirebiliyoruz, ne hayattan zevk alabiliyoruz. Çünkü aklımızın ucunda hep ne var? Bu zinciri bırakmamam lazım, bu insanı affetmemem lazım. Yani bunu yapmaya ne gerek var aslında? Hayatımızı biraz zulme çeviriyoruz bu şekilde. Affetmek gerçekten çok erdemli bir davranış, çok zor bir davranış. O konuda nefsini yenip karşındakini affediyor olmak çok zor bir davranıştır ama güzel olan taraf da zaten o zorluğu yerine getirmektir. Kendim için hiçbir şey olmasa bile kendim için o zihnimi boşu boşuna yormamak için affedici davranmak çok daha erdemli bir davranış bizim için. Bir diğer bizi mutlu eden davranışlardan bir tanesi, araştırmalar gösteriyor ki şükredebilen insanlar daha mutlu. Şimdi bunu pozitif psikoloji alanında da biz artık şükürün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bizler danışanlarımıza şükür günlüğü ödev veririz. Ne yapıyorlar bu ödevle beraber? Anlarda, günlerde bizler yaşayıp gidiyoruz. Hızlı bir şekilde yaşıyoruz ve aslında demiştik ya zihin hep olumsuza odaklanıyor. Olumluya çevirmek için zihnimizi, beynimizi eğitmemiz gerekiyor. Hayattaki olumluluk, olumlu olan durumları görebilmek için. Şükredebileceğimiz, teşekkür edebileceğimiz neler var bizim anlarda, hayatımızdaki, günlerimizdeki anlarda. Bunları insanlar yaptıkça zihnimizin şükür kapasitesi gelişiyor. Mesela ben bugün tamam benim böyle bir günlüğüm var, böyle bir ödevim var. Danışanlarımıza bunu veriyoruz. Her gün işte bir sonraki geldiğiniz zamana kadar şükredebileceğiniz anları yazın. İnsan o sırada bir bakıyor, bir kuşun cıvıltısını fark edebilir hale geliyor. Ya da bir çiçeğin açmasını fark edebiliyor. Bunun için şükredebiliyor. Çünkü normalde beynimizin bu yönünü çalıştırmadığımızda o kuş cıvıltısı gelse bile duymuyoruz ki. Ya da o çiçeği görmüyoruz ki. O yüzden de hayattaki böyle küçük güzellikleri görebiliyor olmak bizi şükür duygusunu daha yoğun bir şekilde yaşamamıza vesile oluyor. Danışanlarımıza da çok iyi geliyor çünkü insanı mutlu eden bir durum. Evet. Bir diğer araştırmalar yine bize gösteriyor ki anı yaşayabilen insanlar daha mutlular. Şimdi anı yaşamakla anda yaşamak çok farklı bir şeydir. Anı yaşamak dediğim şey anını yaşa geçsin gitsin değil aslında. Anda kalarak bilinçli ve farkındalıklı bir şekilde yaşayabilmektir. Yani ben şu an buradayım. Bütün duygularımla buradaysam bu duyguları deneyimleyerek, bu duyguları fark edebilerek yaşayabilmektir aslında. Anda yaşayabilmek, şimdide yaşayabilmek. Zihin her zaman geçmiş ve gelecek odaklıdır. Şimdiye odaklanmak istemez. Çünkü geçmişten aldığı dersleri geleceğe tecrübe ederek bizim hayatta kalmamızı amaçlar. Ama aslında bizim zihnimize şimdide kalmayı öğretmemiz gerekiyor. Çünkü aslında geçmiş şimdide vuku buluyor. Gelecek de şimdide vuku buluyor benim için. Benim şu andaki yorumlamalarımla ben geçmişteki olayların duygularını oluşturuyorum. Mesela geçmişte çok olumsuz bir olay yaşadık, bir arkadaşımızla tartıştık. O sırada bizim için olumsuz bir olay ya. Ama ben şimdi o olayı öyle yorumlamasam o duygular bende oluşmayacak. Ya da gelecekte bizim için kaygı
uyandıracak bir durum yaşayacaksam eğer, şimdi de onu öyle yorumlamasam, çünkü ben şu andan mesulüm, şimdiden mesulüm. Şimdiyi değerlendirebiliyorsam eğer, geçmişimi de geleceğimi de bir şekilde değiştirebiliyorum. O anları yaşayabiliyorum. Anda yaşamak, anı yaşamak bizi mutluluğumuzu fark edebilecek bir hale geliyor. Farkındalıklı yaşamak. Mesela her sabah kalkıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum. Elimi yüzümü yıkarım. Benim için artık otomatik bir davranış ya bu. Sorguluyor muyum ben neden elimi yüzümü yıkıyorum diye? Hayır, bir otomatikleşmiş bir davranıştır benim için. Bu tarz otomatikleşen davranışlarımızı fark ediyor olabilmek buradaki mesela. Yemek yiyorum ya. Mesela bu mindfulness'tır. Psikolojide bu ekolün adı mindfulness. Kuru üzüm deneyi vardır. Bize eğitimde verdiler. Kuru üzümü aldık. Gözlerimizi kapattık. Önce onun dokusunu hissettik. Sonra kokladık. İşte kulağımızdaki hışırtısına baktık. Sonra ağzımıza attık. Döndürdük, tadına baktık. Sonra yedik. Şimdi böyle yenilen bir kuru üzümle direkt ağza attığımız bir kuru üzümün tadı aynı değil. Çünkü orada bütün duyularımızı çalıştırıyoruz. Şimdi bir yemek yediğimizi düşünelim. Şöyle güzel bir sofrada yemek yiyoruz. Onu böyle farkı da koklayarak, kokusuna bakarak, böyle gerçekten o anda olarak yediğimiz, aldığımız vitaminlerle, bir yandan televizyon izleyerek, gazete okuyarak ya da telefona bakarak yediğimiz yemek aynı olur mu? Olmaz. O yüzden de her deneyim için geçerli bu. İşte o farkındalıklı yaşamak dediğim bir şey, bütün duygularımla, duyularımla, düşüncelerimle burada olarak yaşayabilmektir benim için. Evet. Bunu yapabilen insanların daha mutlu olduğunu görüyoruz. Evet. Bu yemekle alakalı bir yazı okumuştum seneler önce de. Çayın nasıl içileceğini tarif ediyordu. Efendim işte bardağı, hatta tabağı bile önemli. Demliği önemli. Efendim çayı içerken de önce onun buğusunu burnumuzda bir koklayıp, sonra bir yudum alıp ağzımızda o burnumuzdan aldığımız kokuyla ağzımızdaki tadını genizde birleştirip sonra yutmak şeklinde tarif etmiş böyle. Aynı örnek aslında, evet. Çok benzeri. İşte onu biz bilinçli farkındalık diyoruz. Ya şimdi bu sadece biz bu arada program başından beri hep böyle bir yemek üzerinden örnekler verdik ama bu yaptığımız her iş için geçerli bizim için. Evet. Hangi insanlar daha mutsuza geçelim mi? Geçelim. Evet, buyurun. Şimdi mutluluğu konuştuk, biraz mutsuzluktan bahsedelim. Evet. Mutsuz olan insanlar, dediğim gibi eğer ben kendimi mutlu olduğumu inandırmışsam mutluyumdur. Mutsuz olduğuma inanıyorsam mutsuzumdur. Biraz kelimelerim burada çok önemli. Bakış açım burada çok önemli. Ben mutsuzluğu seçiyorsam eğer, mutsuz bir bakış açısıyla bakıyorsam, o pencerem benim için lekeliyse, ben dışarıda hava ne kadar güzel olursa olsun penceremden baktığım için dışarıyı böyle karanlık görürüm, lekeli görürüm. Ama eğer benim pencerem, burada şey de demiyorum, pembe bir pencere olmalı, hayat pembe olsun değil. Olduğu gibi görebilmek istiyorsam eğer, ben bakış açım her şeyi olduğu gibi görebilmekse eğer, mutsuzluk da buna aynı şekilde işin içine giriyor, mutluluk da aynı şekilde işin içine giriyor. O zaman ne yapacağım? O penceremi, lekelerini fark edip o lekeleri temizlemem gerekiyor. O yüzden de biraz kendi içsel dünyamıza döndükçe, mutsuzluğumuza neler sebep oluyor, bunları fark ettikçe ve mutluluk mu acaba ben çok arıyorum da mutluluğa kavuşamadığım için mi mutsuz oluyorum? Bu da önemli bir soru bence. Çünkü zannediyoruz ki hayatımızda mutluluk yoksa biz mutsuzuz. Halbuki öyle bir şey yok. Hayatımda mutluluk da olmayabilir. Bu beni mutsuz edecek diye bir durum yok ki. Yani bir yazıda okumuştum. Eğer ben uyumadığım saatler haricinde mutluluğum 1/3'se saatlerimin, 1/3 olması gerekiyor zaten. Ama diğer kalan 2/3 mutsuzum diye bir şey mi? Hayır, değil. Ben nötr de bir insan olabilirim. Ne mutluluk da hissetmeyebilirim, mutsuzluk da hissetmeyebilirim. O yüzden de böyle o ikisi arasında denge dedik ya, bunu da biraz fark etmek gerekiyor. Mutlu değilsem mutsuzum diye bir şey yok. Yine bir fıtrata baktığımızda insanları neler mutsuz ediyor? Kıyaslama. Kıyaslama çok önemli bir duygu. Çok insanı mutsuzluğa sokan bir duygu. Zaten bütün hikayede kıyaslamayla başladı, biliyoruz ki. O yüzden de insan genelde hep kendini üstlerle kıyaslar.
sahip olamadıklarıyla kıyaslar. Daha iyi olanlarla. Daha iyi olanlarla kıyaslar. Hiç kendini daha böyle kötü olanlarla kıyasladığımızı gördük mü? Hep yok, olmayanlarla kıyaslarız. Ama aslında her zaman daha iyisi vardır. Biz o daha iyi ulaşsak da onun da daha iyisi vardır. O yüzden de kıyaslamaya giriyorsak biz bu kısır döngüye, oradan mutsuz çıkıyoruz. Peki kıyaslayacaksak, madem böyle bir içgüdümüz var, neyle kıyaslayacağız kendimizi? Bunun sağlıklı olanı nedir? Tabii ki de kendimize kıyaslayarak. Ne dedik? İki günümüzün eşit olmaması lazım. Mesela dünümüzle bugünümüzü kıyaslayalım. Bu bizi üretkenliğe iletir. O yüzden de madem kıyaslayacağız, böyle bir içgüdümüz var, bunu sağlıklı hale getirelim. Kendimizi kendimizle kıyaslayalım. Bugün bu şekilde geçirdim günümü. Ha, yarın ne yapabilirim? Ya da önceki gün böyle geçirmiştim. Tamam, buna ne ekleyebilirim? Bu şekilde kıyaslar yaparsak eğer, bu bizi üretkenliğe de iter, mutluluğa da iletir. O yüzden de bu önemli bir şey. Yine bir diğer bizi mutsuz eden durumlardan bir tanesi şikayet etmek. Şikayetçi olmak çok büyük bir bataklık. Çırpındıkça batarız. Şikayet şikayeti doğurur çünkü. Hayatta eğer biz şikayet döngüsüne girdiysek, gerçekten orada çıkabilmek biraz daha zor oluyor bizim için. Yine bir bakış açısı, yine değiştirmemiz gereken bir özelliğimiz. Neden şikayet ederiz genelde? Her şeyi değiştirebileceğimizi düşündüğümüz için şikayet ederiz. Aslında çok kadim bir söz vardır. Bilmiyorum, daha önce duydunuz mu? Allah'ım bana değiştirebileceğim şeyler için güç, değiştiremeyeceğim şeyler için kabul, bu ikisi arasındaki farkı anlamam için sabır ver diye bir söz vardır. Evet, bir dua. Bir dua. Değiştirebileceğim şeyler için, bazı şeyleri değiştirebiliyoruz, tamam, bunun için güçlü olmamız gerekiyor. Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmem gerekiyor. Ben kabul etmediğim için aslında orada savaşıp şikayet ediyorum. Ben her şeyi değiştiremem. Bu ikisi arasındaki farkı fark edeceğim. Mesela insanın değiştirebileceği tek alan kendisi. Biz zannediyoruz ki ben eşimi değiştiririm. Kendi genimize aktardığımız, kendi yetiştirdiğimiz, büyüttüğümüz çocuğumuzu bile değiştiremiyoruz ki. Ne kadar zordur bir çocuğu değiştirmek. Evet. Ancak gücümüz kendimize yeter ya. Yani. Aynen öyle. Bakış açımı değiştirdim aslında, çocuğumun o davranışı bile aslında beni artık rahatsız edemez. O yüzden de eğer ben şikayet ediyorsam, orada bir kabul konusunda problem yaşıyorumdur. Benim değiştiremeyeceğim şeyleri bilip bunları kabul etmem gerekiyor mutlu olmam için. Çünkü diğer türlü bizim için mutsuzluk daha ön planda oluyor. O yüzden de kıyaslama yapmayalım. Biz kendimizi, neleri değiştirebilirim? Kendi bakış açımı değiştirebilirim, duygularımı değiştirebilirim, düşüncelerimi değiştirebilirim ki bunlar bile ne kadar zordur aslında. Ama en azından yapabileceğim alan bunlardır. Bir de bizim yine mutsuz olmamıza sebep olan durumlardan bir tanesi sürekli mutluluk beklentimizin olması. Şimdi beklentilerimizle biz aslında hayatı yaşıyoruz. O yüzden de sürekli ben bu hayat bana mutluluk getirsin diye beklentiye girersem mutluluk gelmeyecek. Öyle bir beklentimiz varsa olmasın. Dediğim gibi bu bir yol. Ara ara biz duracağız bu yollarda. Ara ara mutluluk duygusunu yaşayacağız. Ama sürekli bir şekilde ben mutlu olayım. Daha demin bahsettik ya, sürekli mutlu olmak böyle bir şey mümkün mü? Değil. Evet, değil. O yüzden de böyle bir beklentimiz varsa da bu beklentinin olmaması gerekiyor. Bu da beni mutsuzluğa iletebiliyor. Evet. Nasrettin Hoca'dan bir fıkra mı diyelim, böyle bir anekdot. Hocanın bir sıkıntısı var, bir hastalığı var. Ya Rabbi bu hastalığı benden alma diye dua ediyor. Soruyorlar hocaya, ya niye böyle dua ediyorsun? Yani iyi olmayı niye istemiyorsun? Ben bu hastalığa alıştım diyor. Şimdi Rabbim benden bu hastalığı alır, başka bir hastalık verir. Bir de ona alışmam lazım gelecek. Onun için ben hiç olmazsa buna alıştım, bu hastalığa. Benden bu hastalığı alma ya Rabbi diye dua ediyorum. Doğru işte. İnsan hastalığa bile uyumlanabiliyoruz. Ona yani, bile uyum sağlayabiliyoruz gerçekten. O bile mutlu edebiliyor. Tabii ki. İşte o dedik ya, hani yine aynı seviyeye gelebiliyor bizim için. Başta çok acı veriyor ama bir bakıyoruz 6 ay sonra, bak omurilik felci geçirmiş hasta bile mutluluk seviyesi yükselebiliyor. Evet. Veya işte sinirsel bir takım hastalıklar oluyor. Onlar malum çok geç iyi oluyor o tip hastalıklar. Ama
her gün biraz daha iyileşiyor, her gün biraz daha iyileşiyor. O iyileşme onu mutlu ediyor tabii ki. Hı hı. Ya da biz alışıyoruz bir yandan. Yani. İşte alıştıkça da mutluluk seviyemiz de ona uyumlanabiliyor. Alışkanlık gerçekten uyum sağlayabilme çok güzel bir yetenek, güzel bir şekilde değerlendirdiğimizde çok aslında şükretmemiz gereken bir özelliğimiz. Evet. Peki hocam, vaktimiz de daralıyor. Mutsuzluk ile nasıl baş edeceğiz diyelim, hı-hı, ve oradan devam edelim isterseniz. Tamamdır. Şimdi mutsuzluğu dedik, bahsettik. Neler bizi mutsuz ediyor? Bunlara girdik. Öncelikle nasıl algılıyorum ben bu durumu? Beni mutsuz eden şeyi. Mesela hani mutluluk başta tanımını yaptık ki kişiden kişiye göre değişir. Mutsuzluk da öyle. Bugün sizi mutsuz eden şey belki beni mutsuz etmeyecektir. Bu da kişiden kişiye göre değişir. Ben bu durumu neden böyle algılıyorum? Benim bakış açım bu duygumu belirlediği için bakış açımı değiştirdiğimde ben bu duygum değişecektir. O yüzden de orada bir bakış açımı yakalamam gerekiyor. Bu yaşamda ben mutluluğa tabi olduğum kadar mutsuzluğa da tabi olabiliyorsam eğer, o zaman o her ne geliyorsa başıma beni mutsuz etmeyecektir. Çünkü açık olabilmek dedik ya, hissedebilmek. İnsan bu dünyaya hissetmek üzere, iyice hissetmek üzerine geldi aslında. Mutsuzluğu da iyice hissetmemiz gerekiyor. Bu dünyada yaşarmamış bir göz var mıdır? Ya da kalbi kırılmamış bir kalp var mıdır? Yas girmemiş bir ev var mıdır? Yani bu duygular olacak. Acı kaçınılmaz. Evet. Acı olacak bu hayatta. Ama ben bundan kaçmaya çalışıyorsam eğer, amacım buysa, bu mümkün değil. Ben bundan kaçmaya çalıştıkça umutsuzluk bataklığına gireceğim. Ama ben buna açık olursam eğer, o zaman ne diyeceğim? Burası böyle bir yer. Bunu yaşamam gerekiyor. Musibet de isabet aynı kökten geliyor Arapçada. Evet. Neden? Bu musibet bana geliyor çünkü bana isabet ediyor. Tam benim için, bana ölçülmüş bir şekilde geliyor. Belki bugün size gelen musibet bana gelse ağır gelir. Ya da bana gelen musibet size gelse ağır gelir. Ama o kadar çok bize isabet ediyor ki. Ama buradaki mesele şu, ben bundan ne öğreneceğim? Ben bu acıdan öğrendiğimde bir şeyleri, acımı anladığımda onunla sağlıklı bir ilişki kurabiliyorum. Yoksa zorlayıcı duygu ve durumlar yaşamdan çıkarmak mümkün değil. Bunlar olacak. Ne kadar çok akıllı, ne kadar çok başarılı, ne kadar güçlü bir insan olursak olalım, yine de acıdan kaçamayacağız. Yine de acı yaşayacağız. O yüzden de hayattan bir şeyler öğrenmek gerekiyor. Derdim bana derman imiş. Derdimi eğer derman gözüyle bakabiliyorsam bana derman olur zaten. Çünkü mutluluktan biz bir şey öğrenemiyoruz. Evet. Mutsuzluklardan aslında anlamlı yaşamlara baktığımızda hep böyle bir mutsuz olay, acılı olaylar olduğunu görüyoruz. Bunları deneyimlendiğini görüyoruz. O yüzden de bir şeylerden ders çıkarmak için buradaysak, bir şeylerden ders çıkarmamız gerekiyorsa o zaman acıyı yaşayacağız. Acıdan bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Mesele hayatın bize yaptıkları değil aslında. Mesele benim buradaki tutumlarım. Ben bu hayatın yaptıklarından sebep şikayet mi edeceğim her gün, yoksa savaşmaya devam mı edeceğim? Bu benim tercihim oluyor. Bu musibet karşısında, bu mutsuz olay karşısında ben nasıl bir tercih yapacağım? Bu hayat bize öğretmesine izin vererek aslında olgunlaşıyoruz işin sonunda. Evet. Musibet dediniz, isabet aynı kökten. Bir söz var. Bir musibet bin nasihatten daha iyidir derler. Öyle mi? Öyle tabii ki. Yani evet. Çünkü bizler, zihin hep kanıt ister. Bir şeyleri öğrenmek için. Mesela biz bir düşünceyi tersine çevirmeye çalışırken danışanlarımıza deriz ki bunu kendine ispatla. Bunu yapabildiğini zihnine ispatla. Şimdi ben size birkaç bir şey söyleyeyim. Bakın burada yanlış yapıyorsunuz. Böyle düşünmemeniz lazım derim. Bir de kanıtlı bir şekilde bu olayı yaşamak vardır. Zihin bu şekilde çalıştığı için o zaman gerçekten bir musibet bir nasihatten iyi hale geliyor. Daha hızlı öğreniyor orada öğrenilmesi gereken dersi. Evet. Hocam son 2 dakika. Hı hı. Şöyle bir toparlarsak son olarak neler söylemek istersiniz? Tamam, şöyle bir toparlayalım. Şimdi mutluluktan bahsettik, mutsuzluktan bahsettik. Bu iki kavramın nasıl dengede halde olması gerektiğinden bahsettik. Çünkü biz bu yaşamda yaşıyorsak, bu kainatta yaşıyorsak, böyle bir fıtrata sahipsek
denge üzerine ilerlememiz gerekiyor her duygumuzda. Mutluluk, mutsuzlukta. Bunların ikisine de açık olacağız. Her duyguya açık olmamız lazım. Biz bir şeylerden kaçtıkça o bizi kovalar. Biz öfkeden kaçtıkça o bizi gelir kovalar. Biz mutsuzluktan kaçtıkça gelir bizi bulur. O yüzden de kaçmak yerine durup misafirimizi alıp tanıyıp, bu geldi bana, şu an benim misafirim. Bunu bir güzel bir anlayıp, derdi neymiş bakıp, ders çıkartarak aslında sonraki hayatımıza daha tecrübeli bir şekilde devam ederek bu mutsuzluk ya da mutluluk durumlarına devam edebiliyoruz. Mutlu eden durumlar var. Bizim fıtratımızı, kendimizi tanımamız çok önemli. İlişkilerimiz çok önemli. Gerçekten de anlamlı bir hayat yaşamak istiyorsak da ne yapacağız? İlişkilerimize çok dikkat edeceğiz. Kendimize çok dikkat edeceğiz. Sağlıksız bir ilişkim varsa eşimle, çocuğumla, çevremdekilerle, ben bunu nasıl daha iyi bir hale getirebilirim? Bunun yollarını arayacağız. İnsan gerçekten iyi hissetmek istiyorsa, yani mutluluktan ziyade iyi hissetmek duygusu da bizim için çok önemli. İyi hissetmek istiyorsak bunun için çaba göstermemiz gerekiyor. Bireysel anlamda kendimizden sorumluyuz. İnsan kendinden sorumlu olan bir varlık olduğu için de bir başkasına topu atmamak gerekiyor. Eş, çocuk değil burada mesela. Ben birey olarak kendi mutluluğumdan kendim sorumluyum. O yüzden de nasıl daha mutlu bir hayat yaşayabilirim? Bunun yolları bahsettik bugün. Bunun yolları daha da fazla var. O yüzden de mutlu olduğum anların sayısını çoğaltırsam eğer hayatımda, daha mutlu olurum işin sonunda. Hiç şüphe yok. Büyükler şöyle demişler, kıymetli büyüklerimiz. Ayaklarına bir taş dokansa yahut da yolda yürürken işte herhangi bir şey, mutlaka benim bir ettiğim var ki bu başıma geldi. Bu üzüntü, bu sıkıntı başıma geldi derlermiş. Hı hı. Dolayısıyla onları bu hareket, hal rahatsızlık vermiyor. Bilakis onlara bir mutluluk kapısı açıyor. Hı hı. Diyebiliriz değil mi? Hı hı. Tabii ki yani burada ayağıma taş değse de ya da tam tersi iyi bir şey hissettiğimde de benim bir şeyleri düşünerek bunları kendi içime özümsemem çok önemli. Çünkü mutsuzluk da mutluluk da öğrenilmesi gereken duygular. Biz özellikle dedik ya, hani mutsuzluktan, acılardan bir şeyler öğrenebiliyoruz. Ayağım taşa değdiğinde o zaman benim bunu bir sorgulamam gerekiyor. Kendi iç dünyama, içsel yolculuğuma çıkmam gerekiyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür güzel ediyorum. Güzel bilgiler için sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de bir iletişim dünyamız programının daha sonuna geldik. Bendeniz Faruk Salt programı sunmaya çalıştım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Gani Marvas yardımcı oldu. Bugün program misafirim klinik psikolog Büşra Bozkurt Hanım'dı. Kendisiyle mutluluk psikolojisi üzerine sohbet ettik. Bir başka programda bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. İletişim dünyamız.